Bu arada çok enteresan bir anekdotu hatırlatmak isterim. Bir yayında, şimdi not almıştım da yeri gelmişken, o da ışıklar içinde uyusun, Münci İnci. Ya Önemli bir yahu figürdü. evet çok iyi bak çok iyi geldi aklına bir şey Ya, söyleyeyim sana. İzleyiciler de beraberdik. duysun bunu. Bir avukat. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye başbakan olacağını ilk defa duyduğum yer Münci İnci'nin evidir. Avukat Münci İnci'nin evi. 24 Ekim 1999. Bak sahneyi anlatayım. Münci Bey beni aradı. İlişkimiz nereden? İntermedya grubuydu onun. Ben o Evet. zaman onların yayın danışmanlığı falan yapmıştım. Evet. Orada bir İnternet 7-8 ay birlikte olmuştuk. yayıncılığı Evet. Ve yapardı. Haber Ekstra dergileri Evet, çıkarttı. evet, 3 evet. ekonomi dergileri. Ta oradan ilişkim var. Bana telefon açtı dedi ki biz dedi Tayyip Bey'in medya sponsorluk danışmanlığını aldık fakat ne olduğunu çözemedik. Nail Keçili ile birlikte yapıyorlar bu işi. Benim dedi evimde sabah kahvaltısı veriyorum. Rica edeyim sizden hoca dedi bir gelip sen de dinler misin? Ben de şunu düşündüm evde kim olur? Ben olurum. İşte Nail Keçili olur, Münci İnci olur, işte Tayyip Bey olur. Tayyip Bey'in de bir iki tane adamı olur. Önü konu bu kadar olur diye düşündüm. Kalktım gittim. Durusu Konakları diye bir yer. Bulgaristan sınırında bir yer. Ben de ta Tuzla'dan oraya gittim. O zaman annem O daha bu kadar tarafa uzak ha. geçmemiştim. Evet. O zaman işte 99 yurt dışına yeni geldiğim dönem daha anamın evine sığınmıştım. Gelişte ne yapacağım ne edeceğim de belli değil falan filan diye. Gittim. Evi anlatıyorum şimdi. Girdim duvarın önündeki kanepede oturanları sırayla söylüyorum. Fehmi Koru, Emin Şirin, Nazlı Ilıcak, yanında Yalçın Doğan abimiz. Onların arkasında duran kişi Bülent Akarcalı. İlginç Odanın isimler. içindekiler Fehmi Gültekin, Tezcan Yaramancı, Güler Kömürcü, yağ fabrikası olan bir hanımefendi herkesin el falına bakıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde hoca oldukları ben hiç tanımıyorum ifade edilen 3 tane profesör vardı. 15 dakika sonra bu odaya kim geldi dersin bu eve? O günkü Amerikan konsolosu yardımcısı Bayan Schertz'le birlikte el ele Tuğrul Türkeş geldi.